Üç defa dedi ki temmetin, temmetin, temmetin dedi diyor. Yani tam olarak hac ve umre sevabı, tam olarak hac ve umre sevabı, tam olarak hac ve umre sevabı diye üç defa tekrarladı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde diyor. Bir kısım Müslüman müşriklerle savaştığı yerde, diğer bir kısım Müslüman bir tarafta cemaat ile, bakın üstüne basarak söylüyorum ki biraz utanalım yani. Cemaat, ya Ömer diyorlar, ses yok. Ya Emir el-Mü'minin diyorlar, ses yok. İbn Abbas radıyallahu anh duruyor böyle, diyor ki namaz vakti ya Ömer. Deyince değerli kardeşlerim, nafile namazlardan bahsetmezden evvel farz namazların ehemmiyeti hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bir Müslüman zaten 5 vakit namaz ile mükelleftir. Kişi buluğ çağına girdiği andan itibaren ta ki ölünceye kadar bu 5 vakit namaz kendisine farzdır. O 5 vakit namazı kılması zorunludur. Bu namaz tabiri caizse kişinin imanının bel kemiğidir. Bu denli bir farzdır. Namaz kişinin hayatında vazgeçilmez bir hal alması lazımdır. Nasıl ki yediğimiz yemek hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ise, nasıl ki para kazanmamız hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ise, namazın da hayatımızda bu şekil vazgeçilmez bir hal alması lazımdır değerli kardeşlerim. Kişi savaşta dahi olmuş olsa bu böyledir. Bedir Savaşı'nda ne olmuştu bir hatırlayalım inşallah. Müşriklerin sayısı Müslümanların sayısının 3 katından daha fazlaydı. Adeta bir ölüm kalım mücadelesi var. Ona rağmen ne yaptılar? Namazlarını ihmal etmediler. Ya biz zaten Allah için çarpışıyoruz. Ya biz zaten Allah için cihad ediyoruz. Allah için canımızı vermek için buradayız deyip de namazlarını ihmal etmediler. Namazlarını kazaya bırakmak diye bir şey akıllarından geçmedi. Ne yaptılar o savaş esnasında? Bir kısım Müslüman müşriklerle savaştığı yerde, diğer bir kısım Müslüman bir tarafta cemaat ile, bakın üstüne basarak söylüyorum ki biraz utanalım yani, cemaat ile o namazı eda ettiler. Namazını kılan kısım tekrardan geldiler, savaşa dahil oldular. İlk savaşan kısım bu sefer kendileri gittiler, o namazlarını cemaat ile eda ettiler. Bu namaz böyle bir farz değerli kardeşlerim. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı ölüm döşeğinden kaldıran türden bir farzdır bu namaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün sabah namazı kıldırmazdan evvel bir mecusi geldi, kendisini hançerledi. Rivayetlere göre 6 yerinden hançerledi. Hazreti Ömer radıyallahu anh kan ve revan içinde yığıldı kaldı, bayıldı. Kendisini tuttular, evine götürdüler. Tamı tamına 2,5 gün boyunca baygın bir şekilde koma halinde kaldı. Oradakiler kendisini merak ediyorlardı. Gelip soruyorlardı. Acaba Hazreti Ömer vefat etti mi? Etmedi mi? Yaşıyor mu? Yaşayacak mı? Bunun tereddütü içerisindelerdi. Sesleniyorlardı kendisine. Ya Ömer diyorlar, ses yok. Ya Emir el-Mü'minin diyorlar, ses yok. Ensardan bir tanesi geliyor daha sonra. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anha, ey Ömer, namaz vakti geldi deyin, kalkacaksa zaten o zaman kalkar diyor. İbn Abbas radıyallahu anh duruyor böyle, diyor ki namaz vakti ya Ömer. Deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh birdenbire gözlerini açıyor. Diyor ki sizler namazlarınızı kıldınız mı? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın aklı 2,5 gün önceki sabah namazında. Hala orayı hatırlıyor yoluna kurban olduğu. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki evet diyor ya Emir el Müminin, bizler namazımızı kıldık. Hafiften böyle doğrulmaya çalışıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki namazı olmayan İslam, İslam değildir diyor. Ve kendisine teyemmüm aldırıyorlar. Kan içerisinde, yara içerisinde hançerlenmiş bir şekilde o halde kalktı, namazını kıldı. Aşere-i Mübeşşere'den cennetle müjdelenmiş olan bir sahabe.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benden sonra peygamber gelecek olmuş olsa Hattab'ın oğlu Ömer gelecek dediği kişi. O denli böyle sağlam bir Müslüman, o denli sağlam bir insan, sağlam bir sahabe ona rağmen ne yaptı? Ya ben zaten cennetle müjdelenmişim. Ya bu yara bere halinde namazımı kılmayayım demedi. İşte bu namaz böyle bir farz değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle inşallah cümlemize bu farz şuurunu hakkıyla idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle namazlarımızda, niyazlarımızda hakkıyla böyle sabit olan, sağlam olan kullarından eylesin inşallah bizleri değerli kardeşlerim. Bir de nafile namazlarımız var. Zaten konumuz buydu. Bu kişiye çokça ecir ve sevap kazandıracak nafile namazlardan bir tanesi de işrak namazıdır değerli kardeşlerim. Bu işrak namazı usulüne göre kılınması takdirinde inşallah kişiye bir hac ve bir umre sevabı kazandıracaktır Allah'ın izniyle. Her müminin özellikle böyle kalbinin derinliklerinde o kutsal topraklar için hiç sönmek bilmeyen bir özlem ateşi vardır. Eminim böyledir yani Allah'ın izniyle. Gitmek isteriz, maddiyatsızlık el vermez. Gitmek isteriz, zenginizdir fakat bir şekilde hastayızdır, o engel oluyordur. Veyahut bir şekilde nasip olmuyordur, gidemiyoruzdur. Bu gibi durumlar bu sevabı kazanmamıza engel mi? Tabii ki değil Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim. Bu konu hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim sabah namazını cemaat ile kıldıktan sonra, bakın burada cemaat şartı var. Altını çiziyorum, cemaat şartı var. Cemaat ile kıldıktan sonra bulunduğu yerden kalkmaksızın güneş doğuncaya kadar, buradaki güneş doğuncaya kadardaki maksat da güneş doğup 45 dakika sonrasına kadar. Çünkü güneş doğduktan 45 dakika sonrasına kadar kerahat vaktidir. Herhangi bir namaz kılmak mekruhtur. Kişi sabah namazını kıldı. Ta ki güneş doğup 45 dakika sonrasına kadar zikir ile meşgul olursa, nedir bu zikir? Alıp eline tesbihi, la ilahe illallah demek bir zikirdir. Allahu Ekber demek bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Kişi bu şekilde zikir ile meşgul olursa ve o 45 dakika sonrasında, yani güneş doğduktan sonra 45 dakika sonrasında kalkıp Allah rızası için 2 rekat işrak namazı kılarsa Allah'ın izniyle o kişiye bir hac ve bir umre sevabı yapmışçasına sevap verilir. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor, söylüyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi söylüyorken 3 defa dedi ki temmetin, temmetin, temmetin dedi diyor. Yani tam olarak hac ve umre sevabı, tam olarak hac ve umre sevabı, tam olarak hac ve umre sevabı diye 3 defa tekrarladı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun sevabının bu kadar çok olmasının sebebi nefse çok ağır gelmesinden dolayıdır. Topu topu toplasan böyle yarım saat oradan 45 dakika oradan, hadi 1,5 saat olsun ağzı düz. 1,5 saat, 1 saat 40 dakika olsun toplamda. Burada 1 saat 40 dakika boyunca sosyal medyada dolaşmak, telefonla bir şeyler izlemek, bir şeyler yapmak 2 dakika gibi gelir sana. Ama o 1 saat 40 dakika namaz ile, zikir ile, Kur'an ile meşgul olursan hakikaten o 1,5 gün gibi gelir sana. Nefis devreye girer, şeytan devreye girer, uykun gelir, bir şekilde çok zor gelir sana. Bunun sevabının bu kadar çok olmasının sebebi nefse çok ağır geldiğinden dolayıdır. Allah Azze ve Celle bu konuda inşallah ve tüm konuda nefsimize hakim olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bu gibi namazların sevabından bizleri mahrum eylemesin. Farz namazlarımıza sıkı sıkı tutulmayı, üzerine nafile namaz ekleyerek bunları tamamlamayı cümlemize nasip eylesin.